أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير صدق الله العظيم يا ربي derslerimizi kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamlamayı cümlemize, cümle kardeşlerimize nasip eyle. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli talebelerimiz. Bugün Allah nasip ederse 18. dersimizi görüyoruz. 18. derste inşallah bugün lam-ı tarif, yani elif-lam takısını göreceğiz. Bir de zamir h'yi göreceğiz. Zamir olan h. Ancak müsaadenizle bir önceki derste med görmüştük. Kısaca üzerinden bir geçelim. Med'in ne olduğunu görelim. Ondan sonra bugünkü dersimizi inşallah geçeceğiz. Bir çekeceklerimiz vardı bizim. Elif, vav, ya, 3 taneydi bunlar. Bunlar hareketsiz olursa bir önceki harfi uzatıyordu biraz. Bir saniye kadar. Uzatma yani. Harfi med diyorduk bunlara. Bu med ise med'in tamamıdır. O harfi med kadar uzattığımızın 4 katı uzatmak. Yani 4 elif miktarı uzat demek. Şu hareketi gördüğümüz zaman, gördüğünüz gibi harfin üzerinde bunu çok uzatacağız. Yani bir elif miktarı değil, 4 elif miktarı uzatacağız. Mesela, ca-e. Bu kural bu kadar. 4 elif miktarı uzatmak neymiş? Şa-e. Sü-e. Ci-e. Yani şurada bir not söylemek istiyorum. Bakın med'in üzerindeki harf harfte üstün gelmiş. Bu harfin üzerinde burada da med var. Ötre gelmiş. Bunu da esre gelmiş. Bir daha söylüyorum. Üstün, ötre, esre. Yani bunların üstün, esre veya ötre olması uzatmaların farklı bir şekilde yapılacağının anlamına gelmez. Neydi kuralımız? 4 elif miktarı çekiyoruz inşallah. Evet. Ülaike. Harekemiz ne olursa olsun 4 elif uzatıyoruz. Yeşâ-ü. Limen yeşâ-ü. Anlaşıldı inşallah. Şimdi geçiyoruz bugünkü dersimize. Bugün Allah nasip ederse elif-lam takısını göreceğiz. Ve zamiri göreceğiz. 18 dersi tamamlamış olacağız. Ondan sonra inşallah 2 ders... Bu 18 dersin tekrarını yapacağız. Belki kaçıranlar, takip edemeyenler olmuştur diye. Ondan sonra inşallah 20 ders tamamladıktan sonra 5 ders tecvid göreceğiz. Tecvid ne demek? Kur'an-ı Kerim okurken bazı harekelerin, bazı harflerin kendinden sonraki harfe bağlanması veya bağlanmaması kuralına tecvid diyoruz. Bunlardan 5 tanesini görebileceğiz. Bu 5 tane de Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen %90'ında olan tecvid kurallarıdır. O 5 taneyle beraber elhamdülillah 25'i tamamlamış olacağız. Sonra bir 3 derste inşallah genel tekrar yapacağız. Yani genel tekrar demeyelim ama da alıştırmalar diyelim. Bu 25 ders içinde ne gördüysek son 3 dersimizde böyle bir Kur'an-ı Kerim'e hazırlık alıştırmaları inşallah göreceğiz. Ve derslerimizi inşallah Mevla nasip ederse hayırla tamamlamış olacağız. Peki bugünkü dersimiz neymiş? Elif lam takısı. Yani elif ve lam takısı. Bunun aslında tecvitte bir izahı vardır. Mesela idgam-ı şemsiye, izhar-ı kameriye diyoruz buna. İdgam-ı şemsiyede 14 tane harf vardır. Bu elif lamdan sonra bu 14 harften bir tanesi gelir ise idgam-ı şemsiye olur. Yani o elif lam okunmaz. İzhar-ı kameriye de ise elif lamdan sonra bir 14 tane izhar-ı kameriye harflerimiz var. Onlardan herhangi bir tanesi gelirse elif lam takısı zuhur eder. Okunur yani. Adı üstünde izhar-ı kameriye.
kameriye harfleri diyoruz. Şimdi biz bunlara girmeyeceğiz. O göreceğimiz 5 tane tecvid kurallarının içinde de bunlar yok. İnşallah başka bir programda tecvid kuralı, tecvid derslerine başladığımız zaman onları görürüz. Şimdi şu elif lamın kısaca tarifini yapayım. Şöyledir ki, elif ile lam harekeli ise okuyorsunuz, hareke yoksa okumuyoruz. Onun misallerini inşallah vereceğiz. Ama çok dikkat ediyorsanız eğer, çok merak ediyorsanız tecvid kitabını açarsınız. İki maddedir bu. İdgam-ı şemsiye, izhar-ı kameriye. İnşallah bunları unutmayın. 14 tane bir harf de var, 14 tane bir kural da var. Elif lam takısından sonra bunlardan hangisi gelirse nasıl okunur tecvid kitabında inşallah görmüş olursunuz. Şimdi elif lam takısını şöyle okuyalım. Bakın. Bu hangisine giriyor? İzhar-ı kameriyeye giriyor. El-cibâlu. Gördüğümüz gibi elifte hareke var, lamda cezim var. Elif-i lama bağlayıp okuyoruz. El-cibâlu ve izel-cibâlu. Bakın z'yi ne yaptık? Lama bağladık. Yani okuduk. Ve izel şeklinde okundu. Ve izel-cibâlu süyirat. Evet. Şuraya gelelim. El okunuyor değil mi bu da? Harekesi olduğu için. Biz burada neyi göreceğiz? Kısaca özet bir tarifle. Elif lamla hareke varsa okunacak. Yoksa okunmayacak. Burada okunmayacak olanı misal yok. Ben inşallah tahtaya geçtiğim zaman biraz sonra onun örneğini vereceğim size. El, be, le, dü. Ha, zel, be, le, dü. Ve ente hillün biha zel. Z'yi lama bağlıyor. Zel, be, le, di. Şu elif lamın, elifin okunmaması, lamın okunmaması anlamına gelmiyor. Burada lam okunduğu zaman olay tamamdır. İzhar-ı kameriye girmiştir bu harf. Evet. El, bakın bunu da okuyoruz. El, hamdü. El, hamdü. El, hamdü. Burada da okunuyor. Lillahi rabbil. Bakın buradaki b'yi ne yaptık? Lama bağladık. Şu an okuduğumuz yer neresi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha'nın başlangıcı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet bir daha bakalım. Elif lamda hareke var okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil. B'yi lama bağladık. İzhar-ı kameriye oldu. Yani bu lamı burada okuyoruz. Rabbil alemin. Evet. Şimdi ben size İdgam-ı Şemsiye'den misal vereyim inşallah. Evet. Bu elif lamdan sonra gelen T, idgam-ı şemsiye harflerinden olduğu için ve tarif etmiştik. Elif lamda hareke olmadığı için vav'ı ne yapıyoruz? Direkt T'ye bağlıyoruz. Bunu nasıl okuyacağız o zaman? Vette elif lam okunmadan. Bir dahaki misalde kırmızıyla yazayım. Daha iyi anlaşılır inşallah. Ancak şunu şöyle yuvarlak içine alalım. Gene bunu da karıştırmamış olalım. Ne yaptık şimdi? Elif lamı burada okumadık. Ve ta i bü. Şu hemze burada esreli olarak okunuyor. Bir tane daha misal vereyim. Onu da şuraya yazalım. Evet. Ves-se-ma-i. Bu elif lamı kırmızıyla yazacaktık. Onu gene atladık. Ancak şöyle bunu da yuvarlak içine alalım. Bu ne oldu şimdi? Bu da idgam-ı şemsiye harflerindenmiş demek ki sin. Şu an biz bunu söyleyemiyoruz. Çünkü kitaba bakıp bunu tek tek incelemek lazım. Bizim için önemli olan hareke varsa okuyacağız yoksa okumayacağız. Bakın burada nasıl? Elif lamda hareke yok gördüğünüz gibi. Vav'ı ne yaptık? Direkt T'ye bağladık. Ve ta-i bu şeklinde okuduk. Burada da vav'ı ne yaptık?
sine bağladık. Vesse. Şu elifle lam okunmuyor. Direkt se'ye bağlayarak okunuyor. Vessemâ'i. Vessemâ'i. Bir tane daha yazıyorum inşallah. Evet. Bu da vezduha. Şöyle çizgimizi çektik. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, elif ve lamda. Dersimiz neydi bugün? Elif lam takısı görüyorduk. Yani başka bir tabirle lamı tarif. Elif lamda hareke olmadığı için vavu ne yaptık? Zat harfine direkt bağladık. Vezdu, vezduha şeklinde okuduk. Peki bu misallerden sonra tahtamızı şöyle bölelim. Bir iki tane de orada göreceğiz inşallah ama İzhar-ı Kameriye harflerinden yazalım. Evet. Bakın elif len lamda hareke var. Demek ki şu harf neymiş? İzhar-ı Kameriye harflerinden bir taneymiş. Bu İzhar-ı Kameriye harfleri kaç taneydi? 14 taneydi. Şu kurallar için geçerli olan, hatta şuraya yazalım, görsel olarak belki daha rahat aklınızda kalır. İdgam-ı Şemsiye harfleri kaç taneymiş? Onu da yazdık. 14 tane yuvarlak içine aldık. Bunu da fazla uzatmadan izharı kameriye olarak not aldık. Bunun harfleri kaç taneymiş? Bu da 14 tane. Tamam. Şimdi bu hangi harfmiş? Ha, izharı kameriye harflerinden bir tanesiymiş ki bu eliflen lama hareke gelmiş. Dolayısıyla eliflen lamı ne yapıyoruz? Okuyoruz. Ne yazıyor burada? El ham dö. Şunu biraz kalınlaştıralım. Cizimi yanlış koyduk. Evet, nasıl olduk? El ham dö. Nasıl okuduk? Ha izhar kameri harflerinden olduğu için elif lan lamı ne yaptık? Okuduk. Şu tahtamızın üst tarafı idgam-ı şemsiye kuralları için geçerli olsun. Biraz sonra inşallah dersler oradan devam edeceğiz. Aşağıki kısmı da inşallah izhar kameri harflerinden olsun. Mesela bir tane daha yazalım. Bil hü de şeklinde olduğu gibi ne yaptık? B'yi lama bağladık. Hü de şeklinde devam etti. Bu H neymiş? Şu ha'da olduğu gibi izharı kameri harflerinden ha ve he izharı kameri harflerinden olduğu için eliflen lamı ne yaptık? Okuduk. Bir tane daha misal veriyoruz. Tahtadan birkaç pratik yaptıktan sonra bugünkü ikinci dersimize inşallah geçeceğiz. Alel erzi. Hareketlerimizi koyalım. Alel erzi. Evet. Şurayı şöyle elimle kapatayım. Şu hareket karışmasın. Biraz yakın oldu. Evet, ne yaptık şimdi? Buradaki kuralımız hangisi? Ne arıyoruz burada? Elif, lam. Şu elif ra'ya bağlanıyor. Bizim kuralımızın dışında bizim aradığımız harfler neydi burada? Elif ve lam. Yani şu lam direkt lama bağlandığı için izhar-ı kameri harflerinden olduğunu anlıyoruz ra'nın, elifin. Alel erzi lamı direkt lama bağlıyoruz. A lel anlaşıldı inşallah. Lel şu ye lele özdeşleşmiş bir harf değildir yani. Lamı direkt burada lama bağlıyoruz. Alel erzi.
Alel erzi. Anlaşıldı inşallah. Dersimize şöyle bir tekrar yapalım. Lam-ı tarifte hareke varsa okuyoruz, hareke yoksa okumuyoruz. Bir daha söylüyorum. Dersi tekrar edelim. Lam-ı tarifte hareke varsa okuyoruz, hareke yoksa okumuyoruz. Örneklerde burada gösterdik. Şimdi şurada kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Şu tahtamızın şöyle geneline bir bakıyorum. Evet, tamamı izhar-ı kameri harflerinden oluşuyor. Yani hepsinde hareke var. Hareke olmasaydı ne yapacaktık? Demek ki idgam-ı şemsiyeye giriyor, onu okumayacaktık. Evet, el, bakın gördüğünüz gibi elif-i lam'a bağlamış hareke olduğu için. El-hakku şeklinde okuyoruz. B-i lam'a bağlamış, gördüğünüz gibi lam'da hareke var. Elif'te de hareke var. Bil hakkı ve tevasav bil, bakın B'de hareke var, lama bağlıyor. Bil hakkı şeklinde. Evet, bunları okumuyoruz, konu dışı. El, gördüğünüz gibi elifte ve lamda hareke var. El feleku, el feleku. Evet, şuraya gelelim. Bir rabbil, bakın lamda cezim var, yani bu da harekedir. B'yi lama bağlıyoruz ve lamu okuyoruz. Dolayısıyla bu da izhar-ı kameriye giriyor. Bir daha okuyalım bunu. Bi rabbil felak. Bi rabbil felak. Evet. El kari'atu. Bakın burada da hareke var. Bunlar gene okunuyor. El kari'atu. Mel kari'atu. Mel kari'atu. Evet. وَمَا اَدْرَاكَ مَلْ Bakın burada kuralımız. مَلْ قَارِعَةُ Evet, son satır. اَلْ هَزْلُ اَلْ هَزْلُ بِلْ هَزْلِ B'yi burada lama bağlıyoruz. Şu elif B'nin çekeri değildir. Lam-ı tarifin elifidir o. Dolayısıyla B'yi direkt lama bağlıyoruz. بِلْ هَزْلِ şeklinde okuyoruz. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ şeklinde okuyarak Lam-ı Tarif dersimizi tamamlıyoruz inşallah. Ve bugünkü ikinci dersimize geçiyoruz inşallah. Bugünkü ikinci dersimize ne demiştik? Bunlar kısa dersler olduğu için iki ders yapalım. Fazla da meşgul olmayalım inşallah çünkü İki tekrardan sonra tecvid göreceğiz ve alıştırmalara geçmemiz lazım artık. Bayağı yolu kat ettik elhamdülillah. Buna zamir diyoruz. Zamir kelimenin sonuna geldiği zaman şu şekilde yazılır. H'dir bu. Zamir H'si diyoruz buna. Neymiş? Zamir H'si. Bu kelimenin sonunda ötre veya esre ile beraber yazılırsa, ötre veya esre ile beraber yazılırsa zamir olur. Üstün yazılırsa zamir olmaz. Ne zaman çeker, ne zaman uzatılır? Önceki harfinde hareke varsa H uzatılır. Önceki harfinde hareke yok, cezim varsa ya da önceki harf uzatılan bir harfse o zaman biz zamiri ne yapıyoruz? Uzatamıyoruz. Mesela ne demiştik? H'den önceki harfte cezim varsa bu uzamaz. Anhü şeklinde. Evet, uzayacak olanları birazdan göreceğiz inşallah. Görüyorum tahtada. Bakın burada da cezim var. Min hü. Eğer şu cezim olmasaydı bu hü'yü yani bu zamiri uzatacaktık. Biraz sonra onları göstereceğiz inşallah. Bakın bir tane daha cezimli. İ, ley. L'yi y'ye bağlıyoruz. Y'de cezim olduğu için, bakın H'yi kapattım zamir H'sini. Y'de cezim olduğu için bu hi'yi ne yaptık? Uzatmadık. Nasıl yani okuyacağız? İleyhi, ileyhi. Gelelim buna. Bakın burada da gene cezim var. A, ley, hi, aley, hi, yedey, hi, yedey, hi, fi, hi. Fihi. Ne dedik? İki şekilde uzamazdı. Kendisinden önceki harfte cezim varsa şu H uzamaz dedik.
Bu beş misal de onunla alakalıydı. Bir şey daha söylemiştik. Neydi o? Zamir H, kendisinden önceki harf çekilen bir harfse, mesela F çekilmiş bakın, o zaman bu H'yi ne yapıyoruz? Onu da çekmiyoruz. İki şekilde okunuyor demek ki yani. Zamirden önceki harfte cezim varsa çekilmez, zamir çekilmez. Ya da, ikinci kuralı söylüyorum, ya da kendisinden önceki harf çekilen bir harfse, yani harf-i metten herhangi bir tanesi sayesinde çekiliyorsa o da uzatılmaz. Fi, bakın bunu çektik, bunu çekemeyiz. Fi, hi. Şu an şu beş tane kuralda ve bunda zamir h'sinin uzatılmadığını gördük. Ben şimdi tahtada göreceğiz inşallah. Şurada bir tane daha misal verip tahtaya geçeceğim. Bunun dışında ki yerlerde, bunun dışındaki yerlerde çekilir. Mesela L kuralımızın dışında değil mi şimdi bu? Bakın burada zamir vardı. Zamirden önce cezim vardı. Şurada da çekilen harf vardı. Dolayısıyla bu sırada, şu sıradaki misallerimizde zamir H'sini ne yaptık? Çekmedik. Burada ise zamirden önceki harfte hareke olduğu için bunu çekiyoruz. Lehü şeklinde bir elif miktarı bunu uzatıyoruz. Peki zamir ötreli ve esreli olduğu zaman mı zamir olur? Evet. Zamir H'sinin üzerinde üstün varsa misalini vereceğim. O zaman o zamir değildir, kelimedir. Gelelim dersimize. Burada okuyalım şimdi. Mâ lühü. Bakın şu zamir H'sinden önceki harfte hareke var. Dolayısıyla ne yapıyor? Bu hü'yü çekiyor. Mâ lühü. Şu arada olmasaydı. Bakın şu lam ve ötürü olmasaydı. Ne yapacaktık o zaman? Çekemezdi. Çekilmeyen kurala geçiyordu. Yani H'den önceki harf çekilen bir harfse zamir H'sini ne yapıyoruz? Asla çekemiyoruz. Evet. Şimdi burada çekilen ve çekilmeyen var. Bir de ben size inşallah birkaç tane farklı misalle burada da çekemeyiz. Min hı. Burada çekebiliyor muyuz? Burada da çekemeyiz. Çünkü kuralımız neydi? Cezim gelirse H'den önce, zamir H'sinden, zamirden önce cezimli bir harf varsa onu da çekemiyorduk. Bir tane de şuraya misal vereyim. He, da, hı. Burada çekiyor muyuz? Burada da çekmiyoruz. Çünkü ne yapmış? D, elif tarafından çekildiği için şu zamiri çekmiyoruz. Bir tane de şeye misal vereyim. Üstün olursa. K, ra ve h harfleri. K, ri, h. Burada çekmiyoruz. Zaten bizim aradığımız kural neydi? Zamir ne zaman oluyordu? Şuraya Türkçesini yazayım. Zamir ötreli ya da esreli olursa. Zamir ötreli ya da esreli olursa ona zamir deriz. Şöyle üstünlü olduğu zaman, şuraya bir tane daha H yapayım. Üstünlü olursa o zamir değildir. Dersi bir tekrar edelim. Zamir H'si ne zaman çekilir? Kendisinden önceki harfte harf-i metten bir harf ya da cezim yoksa zamir çekilir. Devam edelim kaldığımız yerden. Enzelna. Bakın buradaki nun ne oldu? Elif tarafından çekildiği için zamir çekilmez. Enzelna. Hı. Erselna. Hı. Kuralı unutmayın arkadaşlar. Zamirden önceki harfte hareke varsa çekilir. Yoksa çekilmez. Ehazna. Hı. Bunda hareke var ama şu elif tarafından çekildiği için bu H uzatılmaz. Yani kendisinden önceki harf uzatılmayan bir harfse o zaman uzatacağız yani.
Göreceğiz inşallah şimdi. Hedeyna, bakın nunu çektik. O zaman bunu çekmeyeceğiz. Hedeyna hü. Hedeyna hü. Cealna hü. Önceki harf uzatıldığı için bunu ne yapıyoruz? Uzatmıyoruz. Devam edelim. La, ra, bü, hü. Bakın burada da B vav tarafından çekildiği için H'yi ne yapıyoruz? Uzatmadan okuyoruz. Katelü hü. Burada da bakın lam vav tarafından uzatıldığı için hü'yü uzatmadan okuyoruz. Katelü hü. Fe'alü hü. Fe'alü. Bakın burada bir elif miktarı lamı uzattık. O zaman H'yi uzatmıyoruz. Fe'alü hü. Ce'alü hü. Ce'alü hü. Nesaru hü. Evet, bunlar şu üç satır zamirin çekilmediği yerleri gösterdi bize. Şimdi zamirin çekildiği yerleri göreceğiz. Zamirden önceki harf lamda hareke varsa, yani cezim yok, önceki harfte çekilmiyorsa, bu örneklerde olduğu gibi lamda hareke varsa hü'yü çekiyoruz. Le hü. Yukarıda nasıldı bakın burada? Bü hü. Yani bunu çekiyoruz, bunu uzatmıyoruz. Bü hü şeklinde. Burada da tam tersi. Le hü. Neden oldu bu? Zamirden önceki harf lambda hareke olduğu için zamiri çekerek okuyoruz. Devam edelim. Mâ lü hü. Bakın bu lambda da ötürü olduğu için, cezim veya çekeceği olmadığı için şu h'yi çekerek okuyoruz. Mâlühü. Evet, geçiyoruz. İnne. Bakın burada da hareke var. Şedde kuralımızı bozmuyor bizim. Nundaki hareke üstündür. Bu kural için geçerlidir. İnne hü. Enne hü. İnde hü. Şu dal burada olmasaydı nasıl okuyacaktık o zaman? Bakın kural burada bozuldu. O zaman H'yi çekemeyecektik. Neden? H'den önceki harfte cezim olduğu için H ne yapılıyor? Çekmeden okunuyor. Ama çektim parmağımı. Burada bir dal varmış meğer. İnde. Bakın şu harf çekilmediği için H'yi, zamir olan H'yi nasıl okuyoruz? Uzatarak okuyoruz. İnde hü şeklinde. Devam edelim. La şerike lehü. Lehü. Baştaki misalle aynı. La şerike lehü. Lamı çekmiyoruz. Ancak zamir H'yi lambda hareke olduğu için çekerek okuyoruz. Evet. Cela lühü. Bakın bu lamı da çekmiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Zamir olan H'yi çekerek okuyoruz. Cela lühü. Şanühü. Şanühü. Celle celalühü. Ne yaptık gene? Lambda ötürüyü gördük. Hemen zamir H'yi uzatarak okuduk. Celalühü şeklinde. Celle şanühü. Celle şanühü. Evet. Devam edelim. Min ilmihi. Min qablihi. Min ba'dihi. Bi'iz. Bakın şu hareketler kafanızı karıştırmasın. Şurada B ve E var. Birinci hareke B'nin, ikincisi Elif'in. Yani B'nin harekesi Esre. Şurada Elif var, B'ye bağlanmış. O da Esre. Nasıl okuyacağız o zaman? Bi, iz. Şu Elif'i Z'ye bağlayarak. Bi, iz, ni, hi. Buradaki H'yi nasıl çektik? Nun'daki hareke Esre olduğu için, yani çekilen harflerden olmadığı için ya da cezim olmadığı için çekerek okuduk. Son satıra geçelim inşallah. Dersimizi bitirelim. Bi, hi. Bihi, bi rabbihi, bi rabbihi, bi rahmetihi, min fadlihi, min fadlihi, min emrihi, min emrihi. Evet, elhamdülillah. Kıymetli talebelerimiz, kıymetli arkadaşlarımız, kıymetli Müslümanlar, kural olarak, Kur'an-ı Kerim'e geçiş olarak, Elif Ba'dan Kur'an-ı Kerim'e geçene kadar ki kuralların hepsini
çoğunu diyelim, hepsi tabii ki bitmedi de ancak bu imkanlarla görsel bir teması olmadığı için ancak bu kadar olabiliyor. Gösterebildiğimiz %90'ıdır belki. Geriye kalan %10'u da inşallah tecvid derslerinde veya kıraat derslerinde inşallah tamamlarsınız. Bizim elimizden şimdilik bu geliyor. Siz de inşallah gayret ederek Kur'an-ı Kerim'i inşallah şu an okur duruma geldiniz. İki ders tekrar yapacağız. Ondan sonra 5 tane tecvid. Sonra 3 ders alıştırma yapacağız. Allah nasip ederse 28-29. Derslerden sonra siz elinize Kur'an-ı Kerim'i alıp %90 Kur'an-ı Kerim'i okur duruma geleceksiniz. İnşallah geri kalanı ama bizimle beraber, ama kendiniz tecvid araştırarak, bir yakınınızdan öğrenerek, bir hocanın dizinin dibine çökerek bu işi tamamına erdirirsiniz. Maksat sizlerin Kur'an-ı Kerim okuması. Kur'an-ı Kerim okuyarak Mevlamızın huzuruna gidelim. Melekler sormazlar mı kitabın neydi? Cevap verebilirsek inşallah Mevla hepimize nasip etsin. Kitabım Kur'an-ı Kerim. Oku derlerse, okuyamazsak çok ayıp olur. Mevlamıza çok yanlış yapmış oluruz. Kur'an-ı Kerim'i artık tozlu raflardan indirmenin vakti geldi. Sadece mezarlıklarda, kabirlerde, cenazelerde, mevlütlerde okunan kitap halinde değil. Her gün bir cüz, iki cüz, üç cüz. Büyük Allah dostları gibi inşallah. Onlar bir gecede bir atim indirirlerdi. Onların makamını eremesek de inşallah. Kur'an-ı Kerim'i mutlaka haşır neşir olarak Mevlamızın huzuruna gidelim. Mevla tamamı neredesin? Mevla hepinizden razı olsun. Allahümme inna nesulüke temamen ni'meh ve temamel afiyeh ve husnel khatimeh ve ilâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine el-Fatiha.